Adamlar düşünüyor her şeyi ya. Açalım mı? Keçili yogaya başlamışsın. Evet, başladım. İlk köye geçerken ki hayalimizdi. Evet, doğru. Çiftlik kurup keçili Keçili yoga yaptıracaktık, yapmış. değil mi? Böyle zıp zıp insanların üstünde zıplıyorlar ya. Evet, aynen. Ya şirini de biraz sevin diyorlar. Ben Ya yakalamaya şirin, çalışıyorum. evet Arada şirin. yakalayıp seviyorum ama kaçıyor ya. Kaçıyor yani, aynen. Ben en çok onu seviyorum aslında. Biz onu seviyoruz, Ya ben bakmayın. onu bundan daha çok beğeniyorum. Daha çok mıncırmak istiyorum. Ya, Öyle söyleyeyim. yakalatmıyor kendini. Hatta sevdiği şeyleri yediriyorum. Bazen yanaşıyor elim ama bir ele karşı bir zaafı var. Evet. Nedense bilmiyorum. Ya annesi belki çok kaçıyordu, ondan öğrendi. Evet, bence ondan öğrenmiş. Bu niye kaçmıyor? Bakın bu direkt kafasını Evet veriyor. ya. Gül Ben aşkım. anlamadım ya. Poz. O da öyle olsaydı ya. Evet, aynen. Ne yapsak? Evde zorla kaçacak yer bulamayacak sevsek mi? Ya onun Evet. yapısı öyle bence. Değişmez yani. Bir şey diyeceğim sana. De. Bir gün bunlarla bir çılgınlık yapalım mı? Ne yapacağız? Sürpriz olsun. Allah Allah. He? Ne çılgınlık? İzleyicilerimize sürpriz olsun mu? Çok Olsun. manyak bir şey yapacağız. Allah Allah, neymiş o? Sürpriz olsun, tamam mı? Ben sana söylerim sonra. Tamam. Şey, birazcık dışarıda mı gezdirsek bunları? İşte bunları aslında şey almak istiyorum ben, gezdireceğiz de. Tabii ki Süpürüyorlar. salamayız yani, Hayır canım, bağlayacağız. tasma Şu uzayan köpek tasmaları var ya, alacağız. ondan alayım. Olur. İki tane. Tamam. Birini sen gezdir, birini ben gezdir. Olur. Yürüyüş yapalım. Olmaz mı? Vallahi çok güzel olur ya. Yapalım. Hatta bizim köpeklerin yavruluklarından kalma belki tasmalar vardır. Bakalım onları. Ya Olur. da alırız bunları, şirin bir şey alalım. Evet, alalım. Çevre gezdirelim. Aynen, güzel olur. Otluyorlardı zaten bize gelmeden önce, herhalde bir şey olmaz. Yok canım ya, ne olacak ki? Alışa alışa girelim. Şezlongunu buldun mu? Ya evet, ben buraya bir tane şezlong istiyorum Aslında bizim evde güzel bir hamamımız var. Ama nereye yapacağız? ya. Evet, burada olmaz mı? Hamak yapmak lazım ya. Ben de hamakta Olsun. uyumayı özledim ya. Aynen, şu an bak var ya, sahur öncesi, şey iftar öncesi böyle kan şekerim düştü, şu an baygınlık şeyindeyim, uyumam lazım yani. Aha, Top. Şirinin de geldi. Geldim aşkım, ya sevdiremiyorum böyle kendimi. Şirin, herkes seni soruyor. Seni sevmediğimizi zannediyorlar. Aa, en çok onu Gel seviyorum. buraya da biraz sevelim seni. Kaçma, Aa, gel. ya acıttın kedi. Ne yapıyorsun Bacaklarım lan? var ya, çığlıkladı. Masaj yapıyoruz ona. Ama Gel. böyle masaj yapılmaz yani. Şurada yap, şurada. Şuraya yap ha. Buraya yap, buraya. Bütün bacaklarımı çizdi. Ha, orada yapsın. Oraya yap hadi. Ya gel biraz ya Şirin ya. Hiç sevdirmiyorsun kendini. Şirin olmaz böyle. Şirin biz böyle mıncırarak Evet seviyoruz. ya. Böyle kaçarsan anlaşamayız. Anlaşamayız bak seninle Şirin. Gel buraya, kaçma. Kedi ise o da Şirin'e benziyor. Ben sevdim ben sana. Neyse, ben uyuyacağım Hadi iyi geceler. hadi. İftara kadar uyuyacağım. Sahurda kaldırırım ben seni. Ay, iftarda. Sahurda ne alaka? Thank you.
Bir rahatlık yok. Aa, gerçekten bak, ben bir rahatlık yok. Ama rahatlık bence bu, ne güzel sıcacık. Vallahi. Bak ısıttılar seni. Ata gördün mü anneni ne yaptılar? Bak ata ne yapıyor şimdi bak. Ferhat, bak Ferhat bana ne yapacak bak, izleyin. Annem ata gel geldi. Bak yanıma bir çöme sen de. Bak ne yapıyor bak, yanıma gel yanıma. Onu bırak. Bak gel yanıma çöme. Gel gel yanıma. Gel çöme, çöme. Bak bak. Bak ne yapacak bak. Bak onu. Ay bak, çok bak. Güzel ya. Isırıyor. Tişört bananı yiyor. Benim de kol düğmemi yiyordu demin. Gel Ferhat. Bak gel. Benim durumum şaka mı şu an? Gel. Ferhat. Gel. Ferhat. Gel. Siz şaka mısınız? Çiçeğini mi asıyorsun? Ya asacak yer yok ki. Nereye asacaksın? Bakayım. Şuraya mı asacaksın? Şuraya olmaz mı? Saçmalama. Oraya olmaz tabii ki. Ya evet. Düşüreceksin, mahvedeceksin ortada. Hem o kırılır hem de bir de açtığın zaman o şey olur. Şaşırdın şu anda yani. Bence camın önünde güzel olur camın ya. Camın önünde olmaz ki. Bu aç, asmayacak mıydık bunu? Sanırım buraya, burada asacak yer yok. Ya şu tavanlar da hiç çok gıcık yani. Bir şey olsa. Bir de o plastik, ona asılmaz. O zaman olmaz yani. Bilmem istemem. İstemiyorum. Şeylerimiz, tohumlarımız ne alemde? İyi ıslattım işte. Bak şurada bir tane ben gördüm. İki tane çıkmış. Ama bir tane daha var. Domates. Bunlar domates mi? Evet. Yazsaydın ya. He? Yazsaydık keşke. Domates. Buna bir tanesini yazmışsın. Bu ne? Domates. Pembe domates. Evet, şu matkabı bir açalım bakalım. Nasılmış? Görelim. Size göstermek için açmadım. Ben de merak ediyorum. Bunu internetten aldım. Oradan en uygun fiyatlısını bulmaya çalıştım. Bayağı bir araştırdım ama mesela Bosch'unda vardı. Ama Bosch biraz daha pahalı. Bu biraz daha fiyat performans yönünden daha iyi geldi bana. Yorumları da çok iyiydi. Bir de tabi babam da önerdi. O da anlıyor bunlardan. O yüzden bunu aldım. Şimdi göstereceğim size. Şimdi benim önceki şarjlı matkabım yani biraz daha böyle ev amaçlı, hobi amaçlı bir matkaptı. Hani işimi güzel görüyordu ama almışken dedim bu sefer iyisini alayım, hani bozulmasın. Mesela onu, o ne zaman bozuldu? Hatırlarsanız böyle bir soba bacasından hani mumla ısınan bir soba yapmıştım bir videomda, hatırlarsanız. O soba borusunu punch mı deniyor, yuvarlak, onunla delerken yandı motoru. O gün bozuldu. Ben acaba geri çalışır mı dedim ama yok. Motoru yakmışım. O da benim üşengeçliğime geldi. Aslında fişli matkabımı taksaydım daha rahat yapardım. Şarjlı kolay oluyor tabii. Kabloyla uğraşmıyorsunuz. Orada maalesef onu bozmuş oldum. Onu da Koçtaş'tan almıştım. Koçtaş'ın markası o. Evet bakın, güzel bir kutusu var. Enkel mi deniyor buna? Böyle mi okunuyor? Enkel diye mi okunuyor? Bu da zannediyorum Alman markası. Güzel, güzel bir kutusu var ama. Bakın şöyle, çantası çok şık. Bayağı sağlam bir şey.
Açalım mı? Açıyorum. Ay, bakın şuraya şey koymuşlar. Güvenlik kilidi koymuşlar. Kimse açmasın diye. Adamlar düşünüyor her şeyi ya. Şöyle açalım. İçinde neler var? Neyi var? Garanti belgesi var. Kullanma kılavuzları var. Bu neymiş? Garanti şartları. Evet. Kutusu bu. Evet. Şöyle hani malzemelerin konabileceği ayrı bir yer yok yani. Boş bir kutunun içine bunları bırakmışlar. Matkapta bu. Evet. Şunu bir çıkaralım. Tabii bunu şimdi kullanma kılavuzunu okuyacağım. Şarj ederek kullanacağım galiba. Bunun bir de şeyi güzel. Bu şarj cihazı hızlı şarj ediyormuş aküyü. Evet, bu darbeli aynı zamanda. Darbelik şeyi de var. Bakın burada pilin ne kadar kaldığını gösteren bir göstergesi de var. Güzele benziyor. 1850 modeli bu. Belki düşünenleriniz olabilir. Evet, ben bunu şimdi bir şarj edeceğim. İçinden tabii hiç uçmuş çıkmadı. Uçlar yok. Benim kendi uçlarım var. Onları kullanacağım. İnşallah güzeldir bakalım. Çalıştıkça anlayacağız. Şurada bir vida var. Bu ne amaçla yapılmış acaba? Şu vidayı anlayamadım. Bir de bunu nasıl çıkartacağız? Ha, şöyle çıkartacağız. Ha, bu vida şey için, şöyle bir parça var. Herhalde bunu tutturmak için bu. Ne, bunu belime takmak için mi acaba? Bu ne için ki? Ne için bu acaba? Şunu anlayamadım. Bunu bele mi takıyoruz? Ben şunu bir şarja takayım. Bakalım bir şarj olsun. Evet. Bana hayırlı uğurlu olsun. Şimdi birkaç gün sonra Metin geliyor. Metin'le gene bahçemizde çılgın projelerimiz olacak. Beraber onunla yapmaya başlayacağız. O yüzden bu bana çok lazımdı. Tam zamanında geldi. Hayırlı uğurlu olsun diyelim bize. Metin'le yaptığımız kuş yuvasını soranlar var. Onu da söyleyeyim. Kuşlar yuva yaptı mı diye. Kuşların daha yuva yaptığını görmedim hani ama oraya astığımız elmayı bayağı yediler. Geldiler, kondular oraya. Üstüne konuyorlar. Ama henüz bir yuva yaptılar mı onu göremedim. Atamızı okuldan almaya gidiyorum şimdi. Bugün ben alacağım. Bu gece hava çok soğudu. Bu önümüzdeki 2-3 günde geceleri bayağı soğuk, 1 dereceye düşüyor. Bugün de böyle bir ayaz var havada. Güneş ne kadar da şey olsa ama bir rüzgar, fırtına durumu var. Ondan sonra tekrar ısınacak. Şimdi matkabım da geldiğine göre şu yukarıya önümüzdeki günlerde güzel bir çalışma yapacağım. Şu yukarıya bir fikrim var. Orayı da değerlendireceğim.
O kod farkıyla hiç uğraşmayacağım. Kod farkını düzeltmekle hiç uğraşmayacağım. Hem işe yarayacak bir şey olacak. Hem de görüntü olarak güzel olacak. Kullanışlı olacak. Oraya iki gün içinde başlayacağım. Onu da paylaşacağım sizinle. Ata, ne yaptın? Güzel miydi okul? Hı-hı. Ne yaptınız bugün? Orman yaptık. Orman mı? Evet. Resim mi? Orman. Tam resim olarak mı yaptın? Hayır. Kağıda mı yaptınız? Evet. Yani kağıttan yaptık. Ya maket mi yaptınız? Evet. Neler koydunuz? Çiçek koyduk. Güneş koyduk. Ağaç koyduk. Ağacın saplarını yaptık. Ağacın deliklerinde ekledik yaprak. Oo, ne güzel. Bazı yerlerinde çiçek ekledik ağacın. Öğretmeniniz size güzel şeyler öğretiyor ya. Değil mi? O zaman gidiyoruz eve artık. Buradan mı? Ya böyle gezerek gidelim. Buradan gezdirerek gidiyor mu? Tabii bak, şimdi ben seni gezdirerek götüreceğim. Ya yavaş yavaş köyün içinden geze geze gideceğiz, tamam mı? Evet. Anladım. Zaten bu yol buraya bakıyor. Evet. Buradan öyle gideceğiz. Oradan... Bak şimdi seninle dere kenarına ineceğiz. Ördekler de var. Ördekleri sevmek istiyorum ama kaçarlar. Saldırır mı bunlar? Anam, bunlar saldırırlar adama. Oğlum baksana bunlara. Geliyorlar valla. Bak istemiyorlar bizi burada. Bak. Çete lan bunlar. Evet. Çete. Anam geliyorlar bunlar. Tamam, vallahi istemiyorlar bizi burada. Pişt. Yok. Gel. Gel bakayım. İnelim bir. Gel suya bakalım. Gel hemen, bir şeye bakacağız, geleceğiz. Of, şuraya bak. He? Kaplumbağa var. Hani? Ne kadar güzel değil mi? Niye böyle? Bak, kaplumbağalar var burada, biliyor musun? Nerede? Bak, göstereceğim şimdi bak. Çok güzel değil mi? Yok. Kaplumbağa. Var. Yok. Gördük. Hiçbir yerde yok. Nasıl güzel yer değil mi Ata? Anam, bunlar ördek değil herhalde, kaz bunlar. Çok tatlılar. Baksana şunlara. Bak kafaya bak. Bak. Hadi gidelim mi? Çok tatlılar. Hadi, annen seni bekliyor. Baba çok tatlılar. Evet, hadi bin bakalım. Ördekler.
Gel gel. Gel, bir tane ekmek aldım zaten. Size patlattım size. Al bu senin. Bu da senin. Taze taze iyi. Hadi gel. Ve evdeyiz. Bak şimdi anne şöyle diyecek. Annem hoş geldin. Bak şimdi bak. Hazır mısın? Hı hı. Bak şimdi bak nasıl bak da. Annem hoş geldin. Bak dur dur aç. Anne. Çok acıcık. Ya şunları arıyorum bir saattir ya. Ay. Ne yapıyoruz? Şunları tıkmışım bir yerlere. Ney ki o, göster bakalım bir. Ya bunu bir takipçimiz göndermişti de işte. Hı. Hani mutfaktaki perdem var ya. Evet. İşte onlar. Ben böyle eski şeyleri çok seviyorum. İşte sakladım bunları. Kullanacaktım şimdi. Perde mi oğlum? Yastık şeyi. Yok canım, bu yastık kılıfı. Onu mu takacağım? Kullanacağım bunları, evet. Şunları? Ay evet, çok güzel ya. Böyle nereye takacağım? Bir yere takmayacağım ya, bakıyorum. Tamam göster, insanlar da görsün. Tamam. Eski olan şeyler varsa itinayla kabul edilir söyleyeyim çok. Ya böyle biraz eskiye şey yapmak istiyorum de. Mesela bunları dolduracağım, bizim yastıkları bunları koyacağım. Tamam. Ondan sonracığıma şeyi... Perdeyi koymuştum ya hani. Hı hı. Onu şimdi oraya bir tane güzel bir böyle çomak gibi bir şey, böyle sopa lazım içinden geçireyim diye. İşte onu da hani böyle bir badana boya falan olursa inşallah. Şu duvarların haline bak. Evet. Şuraya bak. Bir badana boya, yani bir 4 sene olacak neredeyse galiba değil mi? Bu sene de... Sadece oralar mı? Mutfakta kapının arkalarına falan baksana. Ne yaptın oğlum sen bu duvarlara? Bu duvar kağıdı sayesinde kapandı gene bunlar. Şunları da göster hadi, bir görsünler. İşte şunları şimdi şey yapacağım. Bunları böyle takipçimiz göndermişti. Eski şeyleri, kendi kullanmadıklarını. Ondan sonra ben çok seviyorum yani. Yine öyle kullanmadığınız şeyleriniz varsa çanak, çömlek, emaye ben kabul ediyorum. Bunlar da var. O ne? Bu da perde. İşte bunu aşağıya şey yapabiliriz. Taş odaya. Aha, aynen. Aşağıya taş odaya. Bu da işte şeyli. İşte eski köy perdesi. Hani şuradan geçiriyorsun, rustik. Hmm. İşte benim şeydeki. Uzun mu? Yok, kısaymış. Şöyle yarım. İşte benim şeydeki gibi aynı. Evet. O şekilde böyle. Çok hem dışarıdan da çok şık görünüyor. İşte öyle. Ondan sonra bunu da eğer aşağıya olma... Ha bu da öyle şey. Tek tek parçalarmış. Evet tek tek, ama çok zaten bunlar çok eski olduğu için çok şık duruyor. Şimdi ütülendiği zaman daha güzel. Şeyin havası nasıl değişti mutfağın. Evet. İşte öyle. Hadi bakalım, bekliyor herkes senden. Yapıver, göstereyim ben de. Tamam. Sese bak, ne şeyler kadar... nereden buldun onun içine? Yastıklara çok koymuştum da oradan çıkardım. Aşırdın yani. Evet. Bak şuna ne kadar uyum sağlıyor, gördün mü? Şuradakiyle. Evet. Oraya koy. Bunları ne yapacağım? Masa örtüsü. Evet. Neye benziyor? Sen anlar mısın böyle şeylerden bilmem ama. Anlamam. Yani erkekler pek anlamaz böyle şeyler. Kadınlar, kadın izleyicilerimiz çok severler. Erkeklere matkabı gösteriyoruz, kadınlara dantel. Evet. Kadınların ruhu çünkü işlemeli dantel gibi olduğu için canım. Erkeklerin ruhu da... Erkekler anlayamaz. Erkeklerin ruhu da darbeli matkap mı? Onların ruhu şey... Taşlaşmış. Yok canım. Öyle demeyelim de.
Yani hayatı güzelleştiren kadınlardır yani. Onu demek istiyorum açıkçası. Erkeklere kötü bir şey demiyorum. Kadınları övüyorum sadece. Kadınları da güzelleştiren erkeklerdir. Tabii bak, bu da güzel bir bakış açısı. Kesinlikle katılıyorum. Yani ne siz bizsiz, ne bizsiz bizsiz. Aynen. Bize şeyi merak etmişler. Sen hani videolarda çok şişko çıkıyorum dedin ya. Ha evet. Boyumuzu, kilomuzu merak etmişler. Evet. Senin kaç kilo? Benim 1.63 boyundayım. 1.63. Boyum 1.63, kilom da 57. Benim de 1.83 boyum. Kilo en son yani 89'u gördüm. Ondan sonra bu gastritle 82'ye düştüm. Şimdi kaç oldum acaba? Bakayım. 85. Üstümdekilere 1 kilo desek. Tabii üstümdekiler 1 kilo. 84 kiloyum ben de. Fazla bile yapamam. Yani değil mi? Daha fazla yani. 83,5-84 kiloyum. Evet. Ben de... Yavaş yavaş almaya başlamışım. Evet. Ben de 57 kiloyum. Şimdi bir de şu şeyi de hazır, banyodayız. Tarlanın gübresini verdik ya. Saçların gübresini de veriyorum. Onu bir göstereyim. Evet, olur, göster. Şimdi sabah akşam benim neredeyse saç ekimi bir ayı olmak üzere, yani 26 gün falan oldu. 19'unda yaptırmıştık. Bakın saçlarım, değil mi? Sanki çıkıyor gibi. Aynen. Şimdi normalde bunların hepsinin dökülmesi gerekiyor. Şok dökülme deniyor ona. Bunlar yani ekilenlerin hepsi dökülecek ve tekrar uzaması gerekiyor. Ama bende henüz bir dökülme yok. Ya da dökülüyor da ben anlamıyorum ama bakın böyle yaptığım zaman elime gelmesi öyle lazım. Ya. Bakın dökülme yok. Dökülmüyor yani. Yani çok az. Ama gerçi dökülme bir aydan sonra da başlayabiliyormuş. Bilmiyorum, benim dökülmüyor. Ben onun o kök hücre tedavisinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Şimdi bakın, tarlanın gübresini attık. Saçın da gübresi bu. Böyle bir solüsyon var. Bunu sabah akşam böyle 5 fıs sıkıyorum. Sıkayım hatta şimdi. Bir de komple akşamları fırsat buldukça böyle masaj yapıyorum. Kan dolaşımını arttırmak için, o çok önemliymiş. Dün akşam Gizem'e yaptırdım. Tamam mı? Sonra bunu böyle masaj yaparak yediriyoruz. Bilmiyorum da şaka maka saçlı olacağım herhalde artık. Evet, ay rüya gördüm bugün. Neyi? Saçların o kadar güzeldi ki. Maşallah, böyle gözlerimi alamadım. Oy. Nasıl gözüküyor? Bir izleyenler söylesin. Yani artık hani böyle kel görünmüyorsun da aralıkları, boşlukları var sadece. Belki kel dökülüyor da ben mi anlamıyorum? Hiç bilmiyorum. Tabii bunun, bak şimdi birkaç tane geldi. Evet, ama oraya da dökülenler var. Birkaç tane. Belki de şöyle, ben hani çok kel değildim ya. Belki benim kendi saçlarım çıkıyor aradan. Biz dökülmediğini anlıyoruz belki. Aynen. Dökülmediğini zannediyoruz. Olabilir. Ya bu yaklaşık bir böyle bir 3 ay devam edecekmiş. Ondan sonra gür gür çıkacak inşallah. İnşallah, maşallah. Bilmeyenlere söyleyelim. Ayın 19 Şubat'ta İstanbul'da, İstanbul'a gittik biz. Bir anda böyle apar topar. EMS klinik var orada. Çok güzel. Saç ekim merkezi orada. Benim saçları ektiler. Bir çılgınlık yaptık. İnşallah neticede güzel olur. Düşünenler takip etsin. Hatta şeyi açayım, tekrar koyayım oraya. Yani saç ektirmeyi düşünenler varsa çevrenizde, linke tıklarsanız açıklamalardaki bizim şehirden köye göç olarak bize özel indirim yapacaklar. Ondan yararlanabilirsiniz. O ne be? Sen de herhalde benim çekiyorsun. Gizli kamera bu. Bak, bunu Hollanda'dan almıştım. Bunu da Paris'ten.
Daha bir sürü şey almıştım ama ne oldu bilmiyorum, kayboldu. Bir sürü böyle takunyalarım vardı. Büyük büyük, rengarenk. Dağıttım herhalde onu. Gerçeği yok mu giyelim? Gerçeğim yok. Güzel olmuş burada. Ama en çok şaşırdığım şey ne biliyor musun? Bu kırıldı ve bunu sen yapmışsın yani. Ben mi yapmışım? İnanamıyorum bunu yaptığına yani. Hani niye, hayatımdaki yapamadım. Hiç unutmayacağım bir şey, şunu yapmış olmana inanamıyorum yani. Her şey kırık dökük, hayatta ellemeyen bir tipsin ya. Sen beni çok yanlış tanımışsın. Emin misin? Anlatayım istersen ne evde ne eksikler olduğunu. O yüzden bu benim için unutma. Her bunu elime alışında vay be diyorum, Kaan bunu yapıştırmış. Dışarıdaki eksikleri yapıyor mu? Dışarıdakiler yani çok değildi, buradakiler daha önemli. Nasıl olmuş? Bence güzel olmuş. Aslında bir de onun böyle şeyi var, yuvarlak fiskos ortası var. Ay o çok güzel olur. Böyle fiskos yuvarlak masa oluyor ya, şuraya mesela bir masa. Çok hoş olur. Bir de o perdeleri takacaksın şuraya. Çok güzel olmaz mı? Tam böyle eski perde. Balkona mı? Ya balkonun ortasına böyle yuvarlak hani masa oluyor ya, yuvarlak fiskos masa da deniliyor. Onun üstüne bunun yuvarlağı var, tamam mı? Bunu sereceksin böyle saçaklı. Ondan sonra şu bu şeylere de, camlara da şunlardan o gösterdiğim perdeleri takacaksın. Böyle Etrafı eskinin izlemeyeceğiz ruhu mi? geri gelecek. Etrafı izleyemeyeceğiz. Etrafı izleyeceksin. Yukarıda olacak o canım. Kapatmayacak ki. Şunun gibi olacak işte. Anladım. İyi, bir deneriz bakalım. Evet, maalesef güne tatsız bir şeyle uyandık. Ponçiye bir köpek diş atmış. Muhtemelen dışarıda dolaşırken dışarıdakiyle bir münakaşa yaşayacak. Bakın, İltihap olmuş. Şimdi Ponçi'yi bizim veterinerimize götüreceğiz. Tire'ye, Mavi Pati veteriner. Aradık, bekliyor. İltihap olmuş, onu toparlamamız lazım. Evet, gidiyoruz. İnşallah iyileşecek bakalım. Hiç keyfi yok. Yağmur da çiselemeye başladı. Huzursuz olduğumu bir tırnak atma olayı var. Biraz iltihabını boşalttım ben. Bayağı vardı iltihap. Gel bakalım. Mavi sprey sıktım ama o da şey, yalayıp çıkarıyor. Köpek mi ısırmış? Muhtemelen diş geçmiş. Burayı bir tıraşlayıp temizlememiz gerekiyor. Bayağı akmış içindeki irini. Ben akıttım ya sabah. Şuradan ayrı akıyor. Evet. Fistül yapmış onda. Dur bakalım. İsmi var mı? Ponçik. Of. Orayı bir tıraş diyeceğiz. Temizleyeceğiz. Çünkü tüyler daha çok Evet. iltihap yapacak. Sonra iyice akıtacağız orayı. Çok tatlısın. Ya bu bizim bu huysuzluğa, bizim dört kedimiz var. Tabii bahçede bakıyoruz yani biz. Diğerleri çok sakin. Bu aralarında biraz şey, hem Sertler sevimli biraz öyle hem olur. de biraz hırçın bu. Bir de bu şey de mesela iç parazit de yutturmam çok zor buna. Öbürlerine mesela hemen tıkıyoruz ağzına ama bu hemen Tükürüyor tırnak mu? atıyor, tükürüyor. Olan çocuğu musun Bunları hep kısırlaştırdık biz. sen? Bir bakalım, biraz sakinleştirici vermemiz gerekebilir. Fatma'nın burada görsün. Biraz da kilo vermiş, zayıflamış Evet. galiba. Size de merhaba diyelim Fatma Hanım. Kolay Merhaba, gelsin. sağ olun. İyisiniz Hoş değil mi? geldiniz. İyiyiz bizler. Bizim Ponçi'ye köpek herhalde diş atmış. Bakalım. Ben sabah iltihabı biraz attırdım. Evet.
Altta da var biraz. Zaten etrafı temiz. Şöyle ki bu diş yaraları kolay kolay dikiş tutmaz. Nasıl deneyebiliriz ya? Şu bizim kremden var ya, ondan bir sürelim. Şurayı biraz daha açalım izin verirse. Şeyle, zımbayla dikersek. Şurada var mı? Yok. Şuradan biraz tab geliyor. Çok var değil tab. Bayağı o boşalttık. O zaman evet. Bir hafif bir sedasyon verelim. İçini bir yıkayalım. Tamam. Öyle yapalım. Hoş geldin bakalım. Sen ilk defa geldin bize. Nasılsın? Çok çok bizim korktuğumuz kadar bir şey yok herhalde, değil mi? Yok yok. Tam şey ya, cazgır. Bunu herhalde sokaktakiler de boğuştu bu. Şuradaki ölü dokuyu alacağım. Tamam. Orada mı dikişlik olacak? Bu kaç gün olmuş herhalde, değil mi? Olmuş. Yani iltihabın oluşması o kadar, yani bu poş. 2-3 günde anca. Evet. Bir bayılabilir miyiz lütfen? Hadi çok bir deneyelim. Hadi deneyelim. Gözümüzü kapatalım, bir uyuyalım. Evet. Ben de endoskopi oldum. Bir 2 ay oldu. Verdiler şeyi. Böyle, nasıl o gittiğimi anlamadım. O kadar güzel bir şey ki. Dinlenerek uyandım ya. Ben hiç uyanmak istememişim endoskopi sonrası. Diyorum benim uyuma ihtiyacım var, beni uyandırmayın. Evet. Dikişimiz atıldı değil mi? Elinize sağlık. Bu iç paraziti kuduzunu da yapacağım. Şöyle size albümü göstereyim ben. Bin bir çeşit hayvan. Murşit sen de mi geldin? Hangisi? Şu en canım sıkkın oldu. Şuna bakıyorum. Bakışta. Ve bir moral. Sonra şunun gülüşüne hastayım. Evet, çok tatlı. Abimin en ilgincime giden şu oldu. Yılan. Evet. Burada da bir tane Şahin var. Bunun da kanat ameliyatı oldu. Ona kırığı vardı. Onu dışarıdan bulmuşlar. Evet, pin taktık ona. Sonra Sasalı'ya gönderdik. Biraz iyileşince. Yani sadece kedi köpek değil, her çeşit hayvana bakıyorsunuz. Evet. Sanırım burada bir yerde duruyor mu bilmiyorum. Kaplumbağa da var, bacak ben kırığı. Gördüm şurada. Şurada mı? Bir yerde gördüm ben. Evet. Şurada. Bu mu? Ona amputasyon yapmıştık. Bir tane de yavru kaplumbağa. Onu hemen yukarıda, evet. Onun bacağı çıkmamış. Onun da bacağında kırık vardı. Yani tedavi böyle, edilebiliyor mu? Yani. Evet. Çoğunlukla ben çok şey değilim, hani hayvan da seçmiyorum. Hı-hı. Ne olursa olsun da elimizden bir şey geliyorsa yapıyoruz burada. Çözüm bulmaya çalışıyoruz. Evet. Ve oturuyorum bazen buraya. Şöyle oturup izlediğimde ya neler geçmiş, neler yaşamışız. Evet. İşte buraya gelen ilk köpeğin fotoğrafı da var burada. Mesela bu ilk klinik hastam. Şimdi 13 yaşında. Maşallah. Hep anı ya işte. Evet. Şey, aile albümü gibi bir. Evet, çok Mahfeti güzel. Mahfeti de ben diyorum, biz bir aileyiz. Bu da bir aile albümü. Evet. Oğlum da poz veriyor orada. Çok güzel ya, anlaştık biz onunla. Çarptığında da sıkıntı olmaz. Tamam. Plastik kadar da canını sıkmayacaktır. Bir yerlerden geçmesi de kolay oluyor böyle, tamam, oynadığı için. Şimdi antibiyotik yapacağım, sonra evde de devam edeceksiniz. Tut bakayım bunu. Çok evet, teşekkür olsun. Ediyoruz. Elinize sağlık. Geçmişler olsun. Gelirseniz bekliyoruz sizi de. Geleceğiz. Umarım haftaya Bayındır'a uğradığımızda size de uğrarız. Tamam. Görüşürüz o zaman. Kızıları da görürüz bir. Aileye çok selamlar. Bay size. Size selam söyleyin. Sağ olun.
Evet, evimize döndük. Şimdi Ponçik uyuyor. Anestezide. Artık uyanınca kafasına bunu takacağım. Haydi Allah kabul etsin. Amin inşallah. Hadi duamızı edelim o zaman. Meşhur duamızı edelim. Hadi onu da. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım. Sana sığındım. Senin rızkınla orucumu açtım. Hamdolsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete. Ey bağışlaması bol Rabbim, beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini, yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. Amin. Evet, teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Donatmışsınız masayı. Afiyet olsun. Özlemişlerdi sizi, böyle bir gösterelim en azından. Vallahi çocuklar da ne zamandır gelmiyordu. Ali, en çok Ali var. Masa yıkıyordu Ali. Zaten. Ya bunun okulu bu sene biraz. Evet. Gördük. Bir şey mi? Allah kabul etsin.